Bugün 7 Nisan 2020 günlerden salı, saatlerimiz 22.19'u gösteriyor. Yarın 8 Nisan 2020 günlerden çarşamba. Ben yeni günde bütün arkadaşlarıma, ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili yarışseverler. Arkadaşlar biliyorsunuz dün TJK Başkanı, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Sayın Serdar Adalı bir açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı'nda görüştüğünü söyledi ve sonucunda bir proje sunmuşlar. Yani şu şekilde olacak diye 5.000 kit alalım. Çalışanların hepsini analiz yaptıralım ve TJK'nın kapılarını dışarıdan girmeye kapatalım ve içeriden at yarışlarını vermeye devam edelim diye bir proje sunmuşlar. Bana göre çok güzel bir proje. Eğer bir aksilik olmazsa 1 Mayıs 2020 günü at yarışları başlayacak gibi geliyor. Tabii bu kesin bir bilgi değil. Sağlık Bakanlığı olaya olumlu yaklaşmış. Umarım devlet büyükleri bu konuya açıklık getirirler ve 1 Mayıs 2020 günü yine Türkiye'de yarışlarımız başlar. Eskisi gibi yine heyecanla takip ederiz. Bu bizim en içten dileğimizdir arkadaşlar. Gerçekten sıkıldık yabancı yarışlardan. Yerli yarışlarımız daha da güzeldi. Çünkü safkanları da çok yakından tanıyoruz. Umarım bir an önce başlar yarışlarımız sevgili yarışseverler. Arkadaşlar biliyorsunuz yarın 3-6'lı Ganyan programı var. 8 Nisan 2020 çarşamba günü gündüz Happy Valley Hong Kong yarışları analizini vermiştik. Yine akşam yarışları Tampa Bay Downs ABD yarışları var ve gece yarışları Will Rogers Downs ABD at yarışları programı var. Tabii bu Türkiye'ye göre gece yarışı, akşam yarışı, orada gündüz koşuyor arkadaşlar. Sıra geldi Will Rogers Downs ABD hipodromu at yarışları analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan kanalıma destek bekliyorum. Emeklerimizin karşılığında ücretsiz kanalımıza videonun sağ altında bulunan, burada arkadaşlar bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Kanalımızın büyümesinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Bütün arkadaşlarımdan bu konuda destek bekliyorum. Ayrıca videolarımıza atacağınız beğeniler, yani like'lar çok önemli arkadaşlar. Like'lar bize, beğeniler bize para kazandırmıyor belki ama dolaylı yoldan gerek Google'da gerek YouTube'da bizi ilk sayfalara taşıyor ve kanalımızın fazla kişi tarafından görülmesine sebep oluyor. Bu konuda da bütün arkadaşlarımdan destek bekliyorum ve videolarımıza beğeni atmalarını bekliyorum sevgili yarışsever arkadaşlarımızdan. Yine videolarımızı izlerken biliyorsunuz reklamlar çıkıyor. Daha sonra 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde geri sayıma geçiyor ve reklama atla diyor. Reklama atladıktan sonra arkadaşlar eğer reklama atlarsanız kanalımız bir gelir elde edemiyor. Reklamlara devam etmeniz durumunda bizler gelir elde ediyoruz. Bu konuda da özellikle interneti olan arkadaşlarım kanalımıza destek verirlerse hepinize minnettar kalırım diyerek ben at yarışları analizime geçeceğim. 8 Nisan 2020. Evet, Will Rogers Down ABD at yarışları analizime geçeceğim. Evet, Will Rogers Down hipodromunda 7 koşuluk bir program var. Altılı Ganyan ilk ayağı 3 yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus maiden yarışta start alacak. Gerçekten Altılı Ganyan ilk ayağı birbirine yakın safkanların mücadelesi, özellikle galoplarını beğendiğim safkanları ön plana çıkaracağım bu koşta. İlk defa koşacak olmasına rağmen ben 4 numaralı Jolly Will, evet Jolly Will isimli safkanı burada birinci şanslı safkan olarak önereceğim. Çok güzel galoplarla bu yarışa çıkıyor. 4 numara Jolly Will isimli safkan. Yine galobum beğendiğim bir isim. 1 numara Might Vision. Alfredo Trina idaresinde piste çıkacak bu safkanda. Galoplarında ön plana çıkan isim. İkinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine sırasıyla önereceğim safkanlar, işlerinde beğendiğim safkanlar olacak. Yine 8 numara Nacional.
pardon 8 numara Nasyonel'in tayı Sigi Cricket, evet Sig Cricket isimli safkanı 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bu 3 safkanın dışına çıkması durumunda son güzel ikinciliğinle dikkatleri üzerine çeken 11 numaralı Grey Zone yarış görme tecrübesi de var bu safkanın. Bugün jockey Lindy Wild idaresinde benim 4. şanslı safkanım olacak. Yine 7 numaralı Akartir Miss isimli safkan da bugün jockey Adrian Ramos idaresinde ilk 5 safkan içerisinde bulunmalı. Son 2 isim vereceğim sürprize. 10 numaralı Casino Queen ve 6 numaralı Thomas Lexus isimli safkanı sizlere önereceğim arkadaşlar. Ve Altılgay'ın ikinci ana Banco bir isimle gireceğim. Gerek galoplarında, gerek son koşularında, gerek kalitesiyle bu gruptan üstün olduğunu düşündüğüm bir isim. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe kum pistte koşulacak şartlı yarışı, aynı zamanda satış koşusu. Burada özellikle ön plan çıkan isim ve bu rakiplerini geçmesini beklediğim kaliteli safkan English Channel'ın tayı 4 numaralı Terin Etup isimli safkanı ben bugün yarışsever arkadaşlarıma günün Banco ismi olarak öneriyorum sevgili yarışseverler. Ve Altılgay'ın 3. ayına geçiyorum. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının kısa mesafede 1100 mesafede kum pistte dişlere mahsus maiden yarışı olacak. Aynı zamanda satış koşusu bu yarış. Burada öncelikli ismim arkadaşlar 4 numaralı Sunday Vision isimli safkan. Yine işlerini beğendiğim, galoplarını beğendiğim isim. Bugün jockey Kurtus Kimes idaresinde benim 1. şanslı safkanım olacak. Yine ilk defa koşacak olmasına rağmen 1 numara Good Extreme isimli safkan. Bugün Gustavo Herrera idaresinde güzel kanatlıyla bu yarışa katılacak. Bugün benim 2. şanslı safkanım olacak. Yine son yarışlarında özellikle ön plana çıkan, güzel bir ikincilik yapan 2 numara Roses for Dog isimli safkan da ben ilk 3 safkan içerisinde değerlendiriyorum sevgili yarışseverler. Yine son 2 isim vereceğim bu koşuya. Yine ilk defa koşacak bir safkan 5 numaralı Chiron Eclipse isimli safkanda 4. şanslı isim olarak veriyorum ve son isim olarak da 8 numara Mason isimli safkanı jockey Alfredo Trina idaresinde sürprize öneririm arkadaşlar. Ve Altılgay'ın 4. ayağına geçiyorum. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı yarışı, yine satış koşusu olacak bu koşu. Burada da özellikle ön planda tuttuğum, yine galoplarını beğendiğim bir isim 6 numara Churchill Sparks isimli safkan benim 1. şanslı ismim olacak. Yine 5 numaralı Silver Sailor isimli safkan da yine 2. şanslı isim olarak sizlere öneririm sevgili yarışseverler. Jockey Jose Medina idaresinde yine 7 numaralı Boat on Top benim 3. şanslı ismim olacak. Yine son yarışlarını ardı ardına kazanan, evet, Gervino'nun tayı 1 numaralı Ancona'dan bugün 4. şanslı isim olarak öneririm. Ve son isim olarak da 3 numaralı Nautia isimli safkan. Biliyorsunuz 3 numaralı Nautia, 2 numaralı Tickle Bunny isimli safkanla da ekürü olarak start alacak sevgili yarışseverler. Ve Altılgay'ın 5. ayağına geçiyorum. Evet, Altılgay'ın 5. ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum pistteki mücadelesi olacak. Bu yarışta şartlı yarış, aynı zamanda satış koşusu. Burada da öncelikli ismim 6 numaralı Terpo Doro isimli safkan, jockey Samuel Bermudez idaresinde benim 1. şanslı safkanım olacak. Yine 2 numaralı Nomoron isimli safkan, benim bugün ön plan çıkardığım safkanlardan arkadaşlar 2. şanslı safkanım olacak. Yine 1 numaralı He Is No Saint isimli safkan, ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Yine ekürü isimlerden 5 numara Texas Money Man, bugün jockey Ken Tohill idaresinde benim 4. şanslı ismim olacak. Aynı zamanda 5 numara Texas Money Man isimli safkan, 4 numara Texas Longbow isimli safkanla da ekürü olarak bu yarışa çıkacak. Ve son 2 isim vereceğim. 8 numara Lindante, bugün David Cabrera ile start alacak. Ve 7 numaralı Liberation isimli safkan, benim burada sürpriz olarak önereceğim isimlerdir. Ve Altılgay'ın son ayağını 3 safkanla değerlendireceğim.
3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1100 mesafe kum pistte koşulacak şartlı yarışı, yine satış koşusu Altıgay'ın Sona'ya. Arkadaşlar burada yine banko olarak yazarsanız, kuponu nasıl küçültürüm derseniz, ben birinci şahıs ismi özellikle çok beğendim bugün. Son yarışını da kazanan bugün evet 2 numara Trapalanda isimli safkanı çok beğenimi kazandı. Bugün özellikle galoplarında çok beğenim kazandı. 2 numara Trapalanda isimli safkanı birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine küçük oynayan arkadaşlarım bu safkanı banko olarak değerlendirebilirler. Yine ardı ardına 3 yarış kazanan 6 numara Ed's Rocket isimli safkan bugün Alfredo Trina idaresinde ikinci şanslı isim olacak ve son isim olarak yine son 2 yarışında kazanan bugün Jockey Kennedy idaresinde piste çıkacak 1 numara Yunan Rebel isimli safkan olacaktır. Burayı da 3 safkanla değerlendiriyorum. Ben bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.